Merhaba arkadaşlar, Gaziantep'ten selamlar, sevgiler. Depremin izlerini atlatmaya çalışıyoruz. Çünkü hayat devam ediyor, tekrar hayata tutunmamız lazım. Psikolojilerimiz bozuk ama inşallah zamanla toparlayacağız. Arkamda da bir kedi var. Gece gibi simsiyah. Gece bu arada yoktu. Binanın oraya da yem bırakıyorum ben. Mamayla besliyorum bunları. Bunları da ayrı mama aldım. Bagajda birazdan göreceksiniz. Bunları da burada besliyorum. Ama evdeki kediler nereye gitti onu anlamadım. Diğer evdeki. Hepsi kayıp. Ama mamayı bir şekilde gelip yiyorlar. Gittiğimde mama bitmiş oluyor. Buradakileri de böyle besliyoruz. Bize alıştırmaya çalışıyorum. Bunlar çok yabani. Belki alışırlar zamanla. Evet, bugün sizlere neden geldim? Depremden bahsetmeyeceğim. Hani kısaca bir girdim, deprem bölgesindeyim diye. Çünkü sizlerin de moralleri bozuk biliyorum. Her gün aynı videoları, farklı farklı yaşanan olayları izledikçe daha kötü oluyorsunuz. Hiç konusunu açmayacağım. Allah herkese sabır versin sadece. Bir daha da Rabbim ülkemize böyle bir afet yaşatmasın. Bir de pandemiden daha kötüymüş. Pandemiye kurban olayım diyecek duruma geldim. Hani daha kötüsü olur mu? Evet, oluyormuş. Deprem daha kötü vurdu. İnşallah bundan sonra daha kötüsü olmaz. Evet, şimdi bagajda çiçeklerim var. Size onları göstereceğim. Birkaç tane daha çiçek getirdim buraya. Bir de daha önce getirdiğim çiçekler vardı. Size onları da göstereceğim. Onlar deprem harici bir de kardan nasibini aldı. Çok güzel durumda değiller ama arkadaşlar. Görünce üzüleceksiniz ama sonra ilerleyen günlerde size çok güzel çiçeklerle de yine geleceğim. Şöyle bagajdakileri önce gelişigüzel bir göstereyim size. Şurada da var yine. İki sepet getirdim. Terasta sadece bunlar vardı zaten. Şimdi bunları da indireceğim. Şurada da kedi yemim var. Hem buradaki kediler için hem de araçla diğer eve gittikçe kedilerimi besliyorum. Şu çiçekleri indirelim. Size diğer çiçekleri hepsi bir arada göstereyim. Buradan başlayayım. Şöyle yakınlaştırayım size de. Hatırlıyorsanız bu sepeti bunları dikmiştim. Yavru sukulentlerimi. Üzerine de kar yağmıştı. Ama gördüğünüz gibi çok iyi durumdalar. Bununla bir sıkıntımız yok. Bu zaten telgraf türü uyanışa geçecek. O uyanır, onda da sıkıntı yok ama karanfiller hiç iyi durumda değil. Bunları şöyle ayıracağım. Şurada kampanula maviş var. Mavişim iyi durumda. Şu saralarını falan temizleyeceğim. Bunları ayrı bir gün bakımını yapıp yerlerine yerleştireceğim. Şurada da yakut var. Yakut sukulent. Tabii bunu da düzenleme yapmam lazım. Şu eski yaşlı olan, şu genç olan. Genç olan görüyorsunuz daha sağlıklı. Pencere önlerine yerleştirebilirim onları. İlerleyen videolarda da yine size gösteririm. Burada yine bir sukulentim var. Şurada sedum bronzum var. Şöyle göstereyim, bronz renginde. Şurada kaktüs. Bu kaktüsüm anaç kaktüs. Çok büyüktü. Şu koptu. Şimdi bunu dikeceğim. Bunu ayrı bir saksı tekrar yapmam lazım. Şurada yine bir sukulentim var. Şurada da yine sukulentim iyi durumda. Şunlar da kardan nasibini alanlar. Tabii bu uyanacak ama. Bunu zaten budamıştım. Tazeleyecek bu tekrar. Tekrar canlanacağız. Ama şunlar gitmiş. Bu ıtırdı. Bu gitmiş. Şurada şey, bu çok dayanıklı bir tür. Cezayir menekşesinin ebruli yapraklısı bu da. Bu iyi durumda. Onda bir sıkıntımız yok. Şurada bunlar kötü durumda işte. Bunları toparlamam lazım. Bunlar dondan nasibini aldı. Kardan nasibini aldı burada. Maalesef bunları budayacağım. Artık soğanı bahçeye dikeceğim. Siklemenlerin bahçede inşallah toparlanırlar. Şurada ekinezyam var. Ekinezya uyanışa geçecek. Şöyle göstereyim. Sarmaşık güllerim var. Sarmaşık güllerimde bir sıkıntı yok. Onlar göz vermeye başlıyorlar. Canlanmaya başlıyorlar. Burada da yine bir tane sarmaşık gülüm var. Şu açarya da herhalde gitti gidecek ama bahçeye dikeceğim yine. Şansımı deneyeceğim. Şu da neydi ya bu? Bu zambaklı bir tür beyaz çiçek açan. Beyaz açtığını söylemişlerdi ama belki mor da açabilir. Tam emin değilim ondan. Şefkat zambağıydı o. Şurada şey var, böğürtlen. Böğürtlene hiçbir şey olmamış. Böğürtlen soğuklara gayet dayanıklı bir tür zaten. Burada ne olduğunu bilmiyorum. Unuttum. Bu kurumuş gitmiş. Ama şu da çok güzel. Bakar mısınız? Harika bir şekilde yavruladı bu. Brilliant bu. Bilmeyenler için söyleyeyim. Şurada leylak ağacım var. Şurada da
Krizantem, kasımpatım var. Tabii bu kasımpatının şu kuru yanları budayacağız. Alttan zaten yavrular geldi. Bunları da bahçeyle buluşturacağım. Şurada neydi bu? Fırça çalısı. Fırça çalısı, evet. Bu da ağaç türü. Yine onu da dikeceğim. Çamım da yine var burada, dikilecek. Şurada yine bir kasımpatı. Bu da tabii ki nasibini aldı. Yaşlandı. Onu keseceğiz. Altta ama tazelerimiz var. Tazelerimizi dikeceğiz. Burada da yine bir Cezayir menekşem var. Bu Cezayir menekşesi Rapunzel saçlı kızım benim. Geçmiş videolardan birçoğunuz biliyorsunuzdur. Tazeliyor zaten. Bu da düzeliyor ama bunu da yine ayrı bir saksıya çekeceğim. Pencerenin önlerine ya da girişe düşünüyorum aslında yapmayı. Pencere dediğim de arkadaşlar, şu bombeli zaten demir parmaklıklar yaptırdım. Onların önüne yerleştireceğim. Evet, buradaki durum bu şekilde. Yani şunları da getirmiş oldum. Şimdi ben en azından kendime moral olsun diye bunlarla uğraşacağım. Şuradaki zeytinimi göstermemişim. Bir de güzel zeytin ağacım var benim, kocaman. Bu zeytinimi de inşallah bu bahçeye dikeceğim. Tabii bahçede daha işler güçler çok. O yüzden arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.